Osmanlı'nın son döneminde yapılan bu nüfus sayımıyla ilgili olarak nüfus sayımını okuyacağım şimdi şuradaki bilgiyi. 3 e, tane öncül vermiş hangisine ulaşabiliriz demiş. Osmanlı Devleti'nde 1881 93 arasında 10 yıldan daha fazla süren bir çalışmayla düzenli nüfus sayımı yapılmaya çalışılmıştır. 1893'te sonuçlar belirlenmiştir. Bu sayım ilk modern, genel ve standartlara bağlı demografik bilgiler içermiştir vergi, askerlik ve herhangi bir amaç için değil demografik yapıyı ortaya koymak için yapılmıştır. Nüfus etnik, dini ve cinsel ayrımlarla belirlenmiştir. Bu ayrımlarla Müslüman, Yunan, ee, Ermeni, Bulgar, Katolik, Yahudi, Protestan, Latin, Asur, Çingene gibi e kategorilerde nüfus belirlenmiştir diyor. Bu nunnla ilgili hangisine ulaşabiliriz? Nüfus sayımındaki asıl amaç askerlik ve vergi yükümlülüklerinin belirlenmesidir demiş. Ancak burada dikkat edin e, vergi ve askerlik e, için herhangi bir amaç için değil dedi. O zaman almadık. Yapılan nüfus sayımında cinsiyet durumu ettik ve dini yapılar belirlenmeye çalışılmıştır doğru. Müslüman nüfusun özellikle İzmir, Edirne ve e, İstanbul e, gibi yerlerde yoğunlaştığı tespit edilmiştir diyor. Böyle bir bilgi de vermemiş bize. O zaman cevabımız otomatik olarak B olacaktır. Yalnız e, iki doğru cevap arkadaşlar Bursa. Parçaya göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz demiş. Osmanlı Devleti e, farklı ettik yapılardan oluşmuştur yapılır. Nüfus sayımı günümüz şartlarına göre çok uzun sürmüştür. Yani şimdi bizim 10 yıldan fazla bir çalışma sürmüş. Bizimki hemen dakika başında e, her sene yaptığımız bir nüfus sayımı. Sonuçlarında bir 2 ay içerisinde hemen açıklamaya başlıyoruz. Çingeniler ve Ermeniler aynı bölgelerde yaşadı. Böyle bir şey söylememiş. Aynı bölgede yaşıyor, aynı yerde yaşıyor. Bunu çıkartamayız. Dönemin şartlarına göre modern amaçlı bir sayım yapılmıştır. Doğru. Katolik Yahudi prostitüstanlarında demografik yapıda yeri vardır. Doğru. Cevabımız Ceyhan oldu derler. Osmanlı Devleti'nde 1831 yılında 2. Mahmut döneminde yapılan nüfus sayımının asıl amacı askerlik ve vergi yükümlülüklerinin belirlenmesi olması. O dönemde hangi düşüncenin hakim olduğunu göstermektedir. Ee, şöyle bir baktığımızda insanı yaşat ki devlet yaşasın değil. Devlet insan için vardır değil. İnsan evrenin merkezinde de değil. İnsan devlet için vardır ki askerlik yapıyorsun özellikle ve para ödüyorsun, vergi ödüyorsun. O zaman cevabımız Denizli olacaktır arkadaşlar. İnsan hakları kutsaldır. Hiç değil. Aşağıdaki grafikte Türkiye İstatistik Kurumu'nun yani TÜİK'in 2021 yıl verilerine göre ülkemizde yıllara göre nüfus değişimi gösterilmiştir. Yalnızca tablodaki verilere göre dikkat edin yalnızca kelimesi kullandı. Hangisine ulaşabiliriz? Türkiye nüfusu her sayım döneminde hızlı ya da sü, e, yavaş sürekli artmıştır. Bakın burada bir sayının arttığını sürekli olarak görüyoruz. Hiçbir zaman azalmamış, hep artmış ama bazen hızlı, bazen yavaş artmış olabilir. Bir doğru ulaştık. 40-45 yıllar arası 55-60 yılları arasına göre nüfus artış hızı daha fazla olmuştur. Hemen geliyorum. 40-45'i buluyorum. E, ve 55-60'ı buluyorum. 55-60 yılları arasında nüfus artış hızının dikkat edin şöyle büyütebilir miyim? Daha fazla olmasının sebebi şurada düzeltelim şöyle de. Daha fazla olmasını e, görebiliyorum. Çünkü Şuradaki dikkat edin, sıçramaya bakıyorum. Yani bu bunun kaç katı? Ona bakıyorum. Burada daha büyük bir sıçrama olduğu için bunu rahatlıkla ben ee, daha hızlı artmıştır şeklinde yorumlayabiliyorum. 2021 yılında Türkiye'nin nüfusu 85 milyona yakındır. Bakıyorum zaten burada da 85 milyona yakın olduğunu görüyorum. Bu da doğru. 2000'li yıllara göre 2020'li yıllarda toplam nüfus içinde yaşlıların oranı artmıştır. Buradan zaten hiç bakmadan bile bunu çıkartamam. Niye çıkartamam? Çünkü burada yaşlı kaç kişi, genç kaç kişi vermemiş. Dolayısıyla cevabım 1-2-3 olacak Denizli yani arkadaşlar. Türkiye'de ilk düzenli nüfus sayımı 28 Ekim 1927 tarihinde gerçekleşmiş ve bu sayım sonucuna göre ülke nüfusu 13.649.649.945 e, kişi olarak tespit edilmiştir. Bu nüfusun 7 milyon 65 bin, e, 541 kadın, 6.584.404'ü erkektir demiş. Buna göre o dönemde kadınların bariz şekilde erkeklerden fazla olması hangisinin etkisiyle açıklanabilir? Demiş. Şöyle bir bakıyorum. Kız çocuğunun ikiden fazla olanların aşar vergisinden muaf tutulması alakası yok. Erkeklerin çoğunun savaşta e, geri dönememesi alakası var. Erkeklerin birden fazla kadınla evlenmesinin normal kabul edilmesi ilgisi yok. Sadece burs olacak değerli arkadaşlar cevabı. Türkiye'de 2006 yılında çıkarılan bir kanunla tüm adres bilgilerinin kaydedildiği ulusal adres veri tabanı oluşturulmuştur. Bu sayede Türkiye vatandaşları kimlik numaraları yabancı uyruklu kişiler de pasaport numaralarıyla ikamet ettikleri adrese göre kayıt altına alınmıştır. Böylece 2007'den itibaren nüfus sayımına gerek olmadan her yıl ülkemizin nüfusu kolaylıkla tespit edilmeye başlanmış ve klasik nüfus sayımları anlayışı terk edilmiştir. Sözü edilen nüfus belirleme yöntemi aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır? Dediğinde şu sistem arkadaşlar adrese dayalı nüfus kayıt sistemidir ve 2007'den itibaren e, uygulanmaya başlanmıştır. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemini Edirne'de görüyorum. O zaman cevabım Edirne olacak değerli arkadaşlar. Ülkemizde 1927-60 yılları arasını kapsayan dönemde Türkiye nüfusu yaklaşık olarak 11 milyon kişi artarak 28 milyona yaklaşmıştır. Bu dönemde nüfusun hızla arttığını söylemek mümkündür. Buna göre 3 tane öncül var durumlarından hangilerinin bu artışta etkili olduğu söylenebilir demiş. Bakıyorum 1927-60 yılları arasında Hatay'ın ana vatana katılması 1938'lerde katıldığı için alırım. Çocuk, çok çocuklu kadınlara para, altın ve madalya verilmesi bu da var alırım. Sağlık koşullarının iyileşmesi, ölüm oranlarının azalması bu da var ee, 60'a doğru gittiğimizde. Dolayısıyla bu üçünü de alıyorum cevap edin oluyor değerli arkadaşlar. Ülkemizde çeşitli doğal ve beşeri faktörlere bağlı olarak nüfus dengeli bir dağılış göstermez. Söz gelimi bazı engebeli ve dağlık alanlarda ulaşım, ticaret olanakları sınırlı olacağı için nüfuslanma az olur. Bu durum doğal faktörlerden beşeri faktörlerin de nüfusun dağılışını etkilediğini gösterir. Haritada numaralan e, haritada verilen numaralanmış yerlerden hangisinde açıklamada ifade edilen durumlar nedeniyle nüfus daha azdır demiş. Dikkat edin kısıtlı ortam nüfusun seyrek olduğu e, özellikle ee, beşeri faktörlerin e, olumsuz olduğu ve aynı zamanda beşeri faktörlerin olumsuz olmasının e, sebebinin de engebeli ve dağlık olmasından kaynaklı olduğunu e, söylüyor O zaman bunların içerisinde zaten en engebeli yer bir numaradır bir numara taşeli platosudur taşeli platosunda özellikle engebeli olduğu için ulaşım zordur, ticaret zordur. O yüzden burada insanlar bulunmamıştır. Sonuç olarak cevabımız Adana oldu değerli arkadaşlar. Nüfus artışına bağlı olarak bazı olumlu ve olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir durumu ifade eder demiş. Mal ve hizmetlere olan talebin artış göstermesi bu e, olumlu bir sonuçtur. Nüfusun temel ihtiyaçlarının karşılanmasının zorlaşması Olumsuz bir sonuçtur. Sağlık ve hizmetlerin yetersiz kalması olumsuzdur. Ekonomik kalkınma hızının düşerek iç ve dış göçlerin artması olumsuzdur. Doğal kaynakların tüketiminin hızlanması olumsuzdur. Tek bir tane olumlu Adana oldu değerli arkadaşlar. Cevabımız Adana. Genel olarak kırsal alanlarda ekonomik imkans, e, imkanların yetersizliğinden dolayı erkek nüfus çalışmak amacıyla bulunduğu yeri terk ederek göç etmek zorunda kalır. Bu durumun yaşandığı yerlerde kadın nüfus erkeklerden daha fazladır. Aşağıdakilerden e, yukarıda haritadaki numaralanmış illerden hangisi bu durumu daha iyi örneklendirir demiş. Şöyle bir baktığımda bakın İstanbul, Eskişehir, İzmir, Adana bunlarda ekonomik imkansızlık e, diye bir şey yoktur. Ama Gümüşhane'ye baktığımız zaman burada ekonomik imkansızlık olduğu için çalışma çağına gelen erkekler göç ederler. Dolayısıyla e, buradaki kadın nüfusu daha fazla olacaktır. Yani cevabımız Denizli arkadaşlar. Yukarıda verilen 2020 yılı Türkiye nüfus piramidine göre aşağıdakilerden hangisinin giderek azaldığı söylenebilir. Bakalım yaş nüfus oranının azaldığı değil arttığı gözlenir. Toplam nüfus sayısının azaldığı gözlenmez çünkü aşağıdan sürekli olarak gelenler var. Doğum oranlarının azaldığını gözleyebiliyorum. Şurada bakın. Aritmetik nüfus yoğunluğu azalmaz. Nüfus artıyorsa zaten alanda sabit olursa aritmetik nüfus yoğunluğu artar. Kentsel nüfus oranının azaldığını söyleyemem. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacaktır değerli arkadaşlarım.